İyi akşamlar. İyi akşamlar. Suriye ile ilgili son gelişmeler hakkında görüşlerinizi alabilir miyim? Şimdi Suriye'de 6 senedir süren savaşın sonuna doğru gelindi gibi bir durum var. Şu andaki durumu tam izah etmeden evvel Suriye'nin durumuyla ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. Birincisi, bilindiği gibi ben Midyat'ta doğdum. Midyat Suriye'ye 30 kilometre uzakta. Ve akrabalarımın çoğu Suriye'de. 1915 Suriye'nin soykırımından sonra bir sürü Suriye'ni ve benim akrabalarım da Suriye'ye gitti. Dolayısıyla Suriye benim için yabancı bir memleket değil. Ayrıca ben orada yaşadım. Arapça da bildiğim için orayla ilgili epey malumatım var denebilir. Türkiye'de maalesef son zamanlarda bir bilgi kirliliği mevcut. Evet. Birinci bilgi kirliliği Erdoğan hükümet tarafından bütün basını, televizyonları kontrol ediyor. Çeşitli yalanlarla toplumu kandırmaya çalışıyor. Bunun karşısında ise demokratik bir bilgilendirme kesimi yok. Bunun yerine PKK ve uzantılarının bilgi kirliliği var. Dolayısıyla Suriye konusunda gerçekleri anlatmak Türkiye kamuoyunu aydınlatmada çok önemli bir meseledir. Bilindiği gibi Suriye'de 2011 senesinde ilk önce Suriye'nin güneyinde bazı demokratik isteklerle başlayan hareket daha sonra silahlı bir ayaklanmaya dönüştü. İlk silahlı ayaklanmayı kendilerine Hür Suriye Ordusu denen bir örgüt tarafından başlatıldı. Bu Hür Suriye Örgütü aslında bel kemiğini Müslüman Kardeş Gerici Örgütü'nün teşkil ettiği bir örgüttü. Bunlar bazı yerleri Sünni-Alevi kavgası çıkararak bazı yerleri işgal ettiler ve işgal ederlerken de Suudi Arabistan, Katar, Türkiye ve Amerika'nın yardımıyla yaptılar ve bunların silahların çoğu da Türkiye'den sokuldu. Bu başlangıçla ilgili olarak, bu işin nasıl başlandığıyla ilgili olarak bir ay evvel Katar'ın eski Başbakanı Şeyh Hamid bin Casim Al Thani bir ay evvelki konuşmasında Suudi kardeşlerimiz bize dedi ki bunlara silah yardımı yapalım, Türkiye'den sokalım. Bu konuda Amerika'da destek oldu diye açıklaması var. İsteyenlere ben Arapça bu arkadaşın videosunu da gönderebilirim. Sonra bu silahları Nusra ve IŞİD ele geçirdi mi bilmiyorum diyor. Ama diyor biz bu silahları bunlara verdik. Şimdi bu Hür Suriye ordusunun ele geçirdiği yerleri bir müddet sonra El-Kaide'nin Suriye kolu olan Nusra tarafından ele geçirildi. Nusra'nın ele geçirdiği yerleri Türkiye'de IŞİD diye bilinen örgüt ele geçirdi. Yani ilk önce Hür Suriye ordusu, sonra Nusra, sonra da IŞİD. Türkiye'de IŞİD diye bilinen örgüt Erdoğan IŞİD yerine Arap aleminde kullanılan DAEŞ ismini kullanıyor. Arapça DAEŞ de diyemediği için DAEŞ diyorlar. Aslında DAEŞ Arapça El-Devla El-İslamiyye El-Irakiyye Bilad-ül-Şam. Yani Türkçesi Irak ve Şam ülkesi İslam devleti. Dolayısıyla İslam'dan tenzih etme tamamen bir Arapça bilmeyen insanlar için uydurulmuş bir yalandır. Kaldı ki bu Musul'u işgal ettikten sonra halifeliğini ilan etmiş ve kendini İslam devleti olarak söylüyor. Ve bu İslam devleti aslında İslam tarihinde halifelerin yaptığından çok farklı bir şey yapmamıştır. Ve yaptıklarının hepsi Sünni İslam'ın fıkhına uygundur. Şimdi bu planın en önemli yanı şuydu. Suriye'yi, Irak'ı bölmek ve bölgede zayıf devletçikler oluşturmak. Bunda İsrail'in rolü tartışılmaz.
İkincisi Amerikan rolü var. Tabii ben İsrail ve Amerikan rolü var derken DAEŞ'in yani İslam Devleti'nin ve Nusra'nın aslında İslam'la ilgisi olmadığı, sadece Amerikan emperyalizmin aleti olduğunu söylemek istemiyorum. Çünkü bunlar Amerika'nın, İsrail'in planı ne olursa olsun. Neticede İslam'a dayanıyor ve büyük kitleleri örgütlemesinin sebebi Sünni İslam'ı kullanmasıdır. Suriye ile ilgili bir gerçeği daha anlatmak istiyorum. Suriye'de rejimin Alevi rejimi olduğu, halkın çoğunluğun Sünni olduğu, dolayısıyla çoğunluğun azınlığa karşı isyanı olarak anlatıyorlar. Bence bu doğru değildir. Şundan doğru değildir. Suriye halkının çoğunluğun Sünni Arap olduğu doğrudur. Ancak Sünni Arapların çoğunluğunun Müslüman kardeş Nusra ve IŞİD'i desteklediği doğru değildir. Çünkü belki Türkiye kamuoyu bilmiyor. Suriye'nin en büyük iki şehri bilindiği gibi Şam ve Halep'tir. Ve Şam ve Halep şehirleri, Halep'in savaştan evvelki nüfusu 4 milyon, Şam'ın nüfusu 5 milyon, şu anda belki de 6-7 milyona doğru gidiyor. Şam ve Halep Alevi şehri değil, Sünni şehridir. Alevilerin ancak memur olarak gelmiş olabilir. Yani Şam civarında ve Halep civarında Alevi köylerin olduğu bir yer yoktur. Eğer Şam halkı ve Halep halkı Suriye hükümetine karşı gelseydi zaten iktidarda kalması mümkün değildi. Dünyada Amerika'nın kendilerine Suriye'nin dostları diyen, bilmiyorum şimdi 100 devlet kadar toplayıp, işte Suriye'de diktatör bir rejim var, bu diktatör rejime karşı halk isyan etmiş, demokrasi getirecek vesaire vesaire gibi yalanlarla toplumu etkilemeye çalıştılar. Oysa ki Suriye halkının çoğunluğu asla bunları desteklemedi. Kaldı ki Suriye halkının %10 civarında Hristiyan, bunların Müslüman kardeşleri ve benzeri çeteleri desteklemeyeceği belli. %12'si Alevi ve bu isyan başlarken isyanın sloganlarından birisi Arapça El Aleviyin le Tabut, El Mesihiyin le Beyrut. Yani Aleviler tabuta, Arapça bu kafiyeli, Hristiyanlar da Beyrut'a. Yani Hristiyanları Suriye'den çıkaracağız, Alevilerin hepsini öldüreceğiz. Bu bütün videolarda görülebilir bu slogan. Dolayısıyla bunların demokrasi, insan hakları gibi şeylerle ilişkileri yok. Ayrıca kendilerinin en başlangıçta bile yaptıkları yürüyüşlerde biz çarşaflı olmayan kadın öğretmen istemiyoruz gibi sloganlarla, bunlar da videolarda isteyene gönderilebilir. Ayrıca bunların elinde tank, top, tüfek hepsi Türkiye üzerinden girdi. Uçaktan atılmadığına göre bunların hepsi Türkiye'den gitti. Eğer hatırlarsanız eskiden İslam Devleti gösteri yaparken 30-40 Toyota ile gidiyordu ve bu Toyota'lar belli ki Türkiye'den girmiştir. Çünkü gökten atılmadığına göre. Dolayısıyla bu işte Türkiye'nin sorumluluğu var. Ve o zaman 24 saatte Şam'da Emevi Camisi'nde namaz kılarız gibi Türk palavracılığı da vardı. Fakat bütün bunlara rağmen şu an geldiğimiz yer ise IŞİD gerek Irak'ta gerek Suriye'de kontrol ettikleri şehirlerin hepsini kaybetti. O anlamda bir sene evvel hükümeti, bakanları, valileri, okulları olan IŞİD kalmadı. Sadece Suriye ve Irak'ta bazı, özellikle çöl bölgelerinde bazı yerlerde saklanabiliyorlar. Tabii bu demek değildir ki IŞİD devleti yenildi diye IŞİD düşüncesi yenildi. IŞİD düşüncesi devam ediyor ve insanlığa bir canavar olarak saldırıyor. Sadece Suriye ve Irak'ta değil, Türkiye'de, Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Rusya'da, İspanya'da, Amerika'da ve dünyanın en son 2-3 gün evvel Nijerya'da bir camiye saldırıp 50 kişi öldürdü. Dolayısıyla bu tehlike halen mevcuttur. Bu arada IŞİD ideolojisinin
Müslüman kardeşlerin, Nusra'nın, El-Kaide'nin esas kaynağı Suudi Vehhabi düşüncesidir. Suudi Vehhabi düşüncesine göre kendileri gibi düşünmeyen herkes kafirdir. Kafirlerin de katli vaciptir. Ve bunu teorik olarak söylemiyorlar, pratikte yapıyorlar. Örneğin Musul'u işgal ettiklerinde Hristiyan halkımıza ya Müslüman olacaksınız, ya cizye vereceksiniz, ya da malınızı, mülkünüzü bize vereceksiniz, depolup gideceksiniz burada. Ve bu İslam şeriatına uygundur. Ehli kitap oldukları için Hristiyan ve Yahudilere. Ve neticede